Üniversite bitirmek istiyor bu ülkede değil mi? Üniversite bitirelim, çok para kazanalım, onu alalım, bunu alalım. Peki, size şimdi bir haber ekrana getireceğim. Lütfen dikkatle izleyelim bu haberi. Verelim. Maaşı 100.000 TL. Özür dilerim. Arkada bir inşaat falan görüyorsunuz, tamam mı? Ve o inşaatın yanında vinçler minçler görüyorsunuz şimdi. Bu işin yapıldığı takdirde maaş 100.000 TL. Peki hangi iştir sizce? Ama şu an için 100.000 liraya bile operatör bulmakta zorluk yaşanıyor. Yukarıda manzara sende. Oturuyorsun, çayını içiyorsun, keyfine bakıyorsun. Müzik dinliyor musunuz? Tabii ki, ben müziksiz çalışamam zaten. Yerden metrelerce yüksekliğe tırmanıyor, en kritik işi tek başına yapıyor. Dolgun maaşa rağmen vinç operatörü bulunamıyor. Bir kulevinç operatörü bulabilmek oldukça zor. Ve maaş olarak da imkan olanak sosyal hatlar olarak 100.000 liranın üzerinde maaş talep etmektedirler. Eren Bozkurt 6 yıl boyunca Zonguldak'ta madencilik yaptı. Alın terine değen kömür karasını sildi ve bu kez metrelerce yükseklikte mesaiye başladı. İşte o devasa binalarda, kulelerde tek kişilik dev kadronun emeği var. Hani haftanın 7 günü buradasınız. Biz 50 metreye çıkarız, sabah işimize başlarız. Verilen komutlar dahilinde yapılan işler bellidir. Öğlen yemeğe ineriz. 100.000 lira maaş istiyorsanız yükseklik korkunuzun olmaması gerek. Elbette başka zorluklar da var. Zor tabii ki, sizin parmaklarınızın arasında insanların hayatı var. Sonuçta sizin en ufak, en küçük yaptığınız hatada gördüğünüz katın üzerine adamı düşürme şansınız var yani. Bu biraz da makinenin prensibi rüzgara dayalıdır. Fırtınada biz çalışmayız. Vinç operatörlerinin kimi yurt dışında, kimi ise deprem bölgesinde. Şu an istihdam açığı 500.000 civarı. Ancak isteyen eğitimini alıp bu işi yapabilir. Bunun için en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor ve sabıka kaydının olmaması gerekiyor. Biz teorik eğitim, araç başı eğitim, birebir eğitimlerini vererek eğitimin tamamen sınav sürecine gideriz. Sınavda da Milli Eğitim Bakanlığı sınavını yapar ve kişi belgesini almış olur.